Herkese merhaba. Cihan benim ismim. 916'nın kurucu ortaklarından, 3 kurucu ortağından biriyim. 916 nedir? Önce ondan bahsedeyim size. Doğum tarihlerimiz değil, çalışma saatlerimiz değil. Aslında televizyondan daha fazla baktığımız o mobil ekranın, aslında şu küçücük ekranın boyutu 916. Bir senedir 916 var ve bu bir sene zarfında da Facebook'un kreatif partneri olduk. Bir yıldır Facebook'ta çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Onun üzerine de birkaç ay evvel Türkiye'de bu FMP Network'üne kabul edilen ilk partner olduk. Aynı şekilde Instagram partneriyiz. Ve yeni bir gelişme olarak da Google tarafında da Google partnerliğimiz söz konusu. Biraz daha anlatayım. YouTube'da var. Onun da logosunu buraya koydum. YouTube'da da aynı şekilde çalışıyoruz. Tamam. Mobil jenerasyon için deneyim tasarlamak. Aslında biz de 916'yı tam olarak bu lafın üzerine kurduk. 916 mobil jenerasyona deneyim tasarlıyor. Ama öncesinde mobil jenerasyonunun ne olduğuna belki bir bakabiliriz. Aslında biz dünya üzerindeki şu an en azından bu dönemdeki en narsistik jenerasyonla karşı karşıyayız. Bu geçtiğimiz en son Amerikan seçimlerindeki bir sahne, Hillary Clinton'a bakılmıyor bile. Önde bir me filter durumu var. Önce ben, ondan sonra ünlü. İşte biz şu an böyle bir jenerasyonla pazarlamacılar olarak en azından uğraşmak durumundayız. Peki mobil jenerasyon dedik ama kim bu mobil jenerasyon? Belki birazcık ona bakabiliriz. Ufak bir video var. Biladerim için, biladerim, zencilerim için, zencilerim için, kardeşler için, kardeş kardeş, abiler için, abiler için, değil şöhret para için, hip hop kardeşlerim için, bu rap biladerim için, türep zenci. Şarkıyı bilen var mı? O da yeni bir rap sanatçısı Ben Fero'ya ait. Peki mobil jenerasyonu bildiğimiz simalardan oluştu, öyle değil mi? Yani herkes genç, güzel, parlak, 13-18 yaş aralığında. Ama ilginç bir kitle daha var aslında. Aslında bildiğimiz mobil jenerasyon tanımı tamamen değişmiş durumda. Tabii ki bu arkadaşların bir de motivasyon haritaları var. Öncelikle biz pazarlamacı olarak doğru içeriği onlara ulaştırmaya çalışıyoruz ve bu içeriğin de paylaşılabilir olmasına dikkat ediyoruz. Ve o içeriğin de paylaşılmaya uygun kanallarda dağılmasına imkan sağlıyoruz ki şu başarı dediğimiz bölmeye doğru ulaşalım. Ama burada bir kırılma noktası var. Bu kırılma noktasında da işte bizim görevimiz paylaşılmaya değer hikayeler tasarlamak. O zaman ne yapalım? Hadi hep beraber bir sürü hikaye, video çekelim, öyle değil mi? Öyle değil. Aslında eski patronlarımdan, ben eski bir PepsiCo'luyum, Brad Jackman'ın güzel bir lafı var. Eskiden 4 tane TV kontenti çekerdik ve bunlar için 8 ay harcardık ve 1 milyon dolarımız vardı. Ama şimdi iş değişti. O 4 kontent 4000 videoya evrildi ve 8 ay 8 güne giderken de hiçbir şekilde bütçelerimiz de artmadı. Aynı şekilde aslında Mark Zuckerberg'in de geçen sene Earning Call'da yaptığı bir açıklama var ve story'nin yükselişinden bahsettiği bir nokta var ve biz de aslında 916'yı tam da bunların kesişim kümesinin içerisine oturtturduk. Ne yapıyoruz peki? Mobil jenerasyona nasıl deneyim tasarlıyoruz? Bu deneyim nereden geliyor? 4000 içerik oluşturamayacağız ama var olan içeriğimizi nasıl anlamlı hale getirebiliriz? O frictionless bir şekilde İlke'nin de bahsettiği gibi. Panty örneğini gösterebilirim. Panty bize reklam filmini gönderdiğinde 54 tane video aldı. Yaklaşık bir gün içerisinde, 2 gün içerisinde bu 54 videoyu teslim ettik. Reklam filminde celebrity var, bilindik bir müzik var. Ve bunlar kullanarak story boyutunda odağı kaybetmeyecek bir şekilde, hatırlayın,
yüzünüzden 10-12 santim uzaklıkta tuttuğunuz bir ekrandan bahsediyoruz ve sabrınız gerçekten yok ve hemen mesaja ulaşmak istiyorsunuz. 4'e 5 ve 1'e 1 formatlarında da tamamen yine diğer mecralarda feed üzerinde ulaşabiliyorsunuz. Peki bunun üzerine daha fazla ne yapabiliriz? Yine aynı videodan geliştirdiğimiz 54 videodan bir tasarladığımız 54 videodan bir tanesi. Markanın hedefi celebrity'yi duyurmak, üzerine bilindik pop şarkısının bilinini arttırmak ve daha sonrasında bir ad recall testi yaptığında her şeyin örtüşmesini sağlamak, rakamları yukarıya çıkartmak. Biz de story tarafında bir karaoke tasarladık. İlk defa böyle dikey formatta bir karaoke oldu ve siz pembe alana geldiğinizde ekrana tap yaparak bir sonraki videoya geçiyorsunuz aslında. Burada biraz Instagram'ın story tarafındaki tab mantığını hacklemiş olduk. Bu ise bizim Facebook'la beraber aslında İlke'yle de beraber ilk projemiz. Geçen sene Şubat ayında yaptığımız proje. Buradaki partnerleri söyleyebiliriz. Macken Barcelona, Facebook, Beko ve onların en tepesinde de FC Barcelona vardı. Reklam filminin 15, 45 ve 60 saniyelik 3 kopyasını aldık. Ve bu 3 kopyadan en güzel sahneleri alıp mobilde en iyi şekilde perform edecek haline getirdik. Burada ajans Macken Barcelona bize bir anlamda şöyle güvendi bu mobil jenerasyona deneyimi tasarlamak için. Videonun pek shot'ını da değiştirdik. Onu oynatayım. Bütün mesajı görüyorsunuz, Barcelona futbolcuları görüyorsunuz, Beko ürünlerini görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde split screenlerle sanki böyle lazer tutulmuş kedi gibi olduğunuz gözünüzün ekranın her tarafına odaklandığı bir hale dönüşüyor. Uzun 60 saniyelik ya da 45 saniyelik bu video. Üzerine bir de oyun tasarladık. Bizim en sevdiğimiz taraf bu. Çalıştığımız bütün markalara da gelen reklam filmlerine o gözle bakıyoruz. Buradan bir Instagram oyunu, yaratıcı bir oyun çıkarabilir miyiz diye. Burada Barcelona futbolcularla beraber yemeği siz hazırlıyorsunuz. Bu artık bir reklam değil. Bu eskiden oyunların içerisinde reklam olurdu. Şu an reklamın içerisinde bir oyun var ve siz tap yaparak Barcelona futbolcularla beraber yemeği hazırlıyorsunuz. Burada şunu söyleyebilirim. 2 revizeyle bu süreci tamamladık. Revizelerden bir tanesi de typoydu. Fırını yanlış yazmışız. Amerikan İngilizcesi dedik ama olmadı. Onu yemediler. Tam olarak aslında böyle olmak gerekiyor. O mobil ekrana bakarken ekranın her tarafına gözün odaklanması, gözün gitmesi gerekiyor. O frictionless tarafı yakalayabilmek için. Huawei örneğini gösterebilirim. Bu da Aralık ayında beraber onlarla çalıştığımız bir kampanyaydı. Buradaki ileri giden bir nokta ise outdoor ekranlarında da aynı deneyimi tasarladık. Bu sefer telefon ekranlarından çıkıp aslında AVM'lerdeki ekranlarda 6 saniyelik yine sesin hiç olmadığı alanlarda bu deneyimi kullanma şansımız oldu. Bu arada Facebook'ta ve Instagram'da Türkiye dışında birkaç bölgede çalışıyoruz. Bunlardan en büyük aslında bizim de pazarın olduğu MENA bölgesi. MENA bölgesinde Samsung müşterilerimizden bir tanesi ve Samsung'la Fortnite yine bir mobil oyun tarafında videolarında çalıştık. Bu gördüğünüz videoyu genel merkeze gönderdiler. Ve genel merkez onaylandıktan sonra Amerika pazarında ve Fransa pazarında kullanıldı. Az önceki kediyi hatırlayın. Ekranın her tarafına bakıyorsunuz. Hatta izlemek için geri tap yapıp bir kez daha izlemeniz gerekiyor. Acaba bir şeyi kaçırdım mı diye. Ve mesajını çok kısa bir şekilde maksimum 15 saniyede veriyor. Tabii ki mobil jenerasyona deneyimi tasarlamak için bir reklam filminizin olması da gerekmiyor. Ürünleriniz olduğunda, ürünlerinizin fotoğrafları olduğunda da bir deneyim tasarlanabiliyor. Burada da L'Oreal, Türkiye ile NYX markası için yaptığımız bir çalışma var. Bize fotoğrafları gönderdiklerinde biz fotoğrafla müzik de seçerek 15 saniyede bütün mesajı, bütün ürünleri gösterdiğimiz bir versiyon hazırladık. Call to action tarafı da var. Ekranı yukarı doğru kaydırıyor ve sizi gerçekten swipe up yapmaya, yukarı kaydırmaya yönlendiren ve web sitesine trafik ve satış sağlayan bir hale dönüşüyor elinizdeki fotoğraflar. Tabii ki en önemli taraflardan bir tanesi de reklam filmini çektiğinizde bu dijital olabilir, bu sadece TV'ye çıktığınız reklam filmi olabilir ama en önemli istekleriniz bir brand awareness tarafı, o full funnel dediğimiz consideration tarafı ve
Convergent tarafı. ACV2 de bu da globalde case study olan işlerden bir tanesi. Tek bir reklam filmini farklı editleriyle yeniden tasarlayarak ve Facebook'un reklam modellerine göre uyarlayarak aslında yeniden kurguladığımız bir hale dönüşüyor. Burada da yine bir reklam filminden ortaya çıkan 35'in üzerinde video var. En son tarafı da tamamen yine Stories tarafında mobilde yukarı kaydırdığınızda web sitesine yönlendirdiğiniz bir reklam. Biraz daha böyle hani hikayesi olan reklam filmlerini peki bu mecralarda, mobil mecralarda nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz? Burada da yine Gray ile çalıştığımız bir kampanya var. Telefonu belki reklam hatırlarsınız. Sevgilimi ara. Sevgilim aramıyor. Beklenmedik. Süperlerin eklenmesi, yine split screenlerin olması, gözünüzü ekrana alamıyorsunuz. Bizim en önemli uğraşımız baş parmağı durdurmak. Siz bir sonraki story'e geçerken ya da en azından sizin hedef kitleniz, reklam çıktığınız kitlenin bir sonraki story'e geçmesini engellemek ve vermek istediğiniz mesajı doğrudan ulaştırabilmek. İş biraz daha zorlaşsın, hadi kendimizi biraz daha challenge altına atalım istedik ve BKM ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Burada iş biraz daha zor. Çünkü 3 dakikalık, 3,5 dakikalık bir fragmandan bahsediyoruz. Burada BKM'nin en son organize işleri 2 filmi için hazırladığımız yine dikey boyutu da geçin 15 saniyede fragman anlattığımız bir versiyon var. Bütün mesajları başta veriyor. Organize işleri görüyorsunuz, gösterime gireceği süreyi görüyorsunuz, yönetmeni görüyorsunuz ve bizim manişat dediğimiz en azından fragman içerisinden çekip çıkarttığımız o sahneyi orada paylaşıyoruz ve yine maksimum 15 saniyede bütün mesajı verip çıkıyor. Peki tamam da fragmanı nasıl oyunlaştırabiliriz? Burada nasıl bir deneyim tasarlayabiliriz? Gerçekten fragman izleme deneyimini Instagram'a, Stories'e uygun nasıl değiştirebiliriz dediğimizde bu versiyonu tasarladık. Scar Yuki güzel bir film. Eğer izlemediyseniz tavsiye ederim. Göreve başlaya tıkladığınızda biraz background info'yu alıyorsunuz. Ve sonraki sahnede adamı vurmak için yine o alana elinizle tap yapıyorsunuz. Dokunuyorsunuz ve dokunduğunuzda adamı vuruyorsunuz. Ve aslında yine bizim yine fragmanlarda money shot dediğimiz adamın işini bitirmek için yine oradaki yönlendirmeye yine parmağınıza dokunuyorsunuz. Bu artık oturup fragman izlediğiniz bir şey değil. Gerçekten interaktif gibi gözüken ama Instagram'ın o story'deki tap özelliğini bir noktada hacklediğimiz bir özellik. Fragmanlarda da, videolarda da, reklam filmlerinde de en çok baktığımız, üretmek istediğimiz içeriklerden biri bu. Peki bunları nasıl yapıyoruz? Sizden neler istiyoruz? Bu deneyimi tasarlamak için 9-16'ya vermeniz gereken tek şey sadece videolarınız ya da fotoğraflarınız oluyor. Sizden open file istemiyoruz. Anlamı işte Photoshop dosyası veya ajanslardan alacağınız o yüksek editable dosyalar değil. Ve işin bir güzel tarafı da sizden brief de istemiyoruz. Bize brief de vermeniz gerekmiyor. Neden böyle oluyor ve nasıl böyle çalışıyoruz? Aslında bir yıldır 70'in üzerinde global markayla çalışıyoruz. Bahsettiğim gibi MENA bölgesi, Güney Afrika, Doğu Avrupa tarafı, İsrail tarafı bizim yakın çalıştığımız regionlar. Yeni bir anlaşmayla birlikte de aslında Facebook tarafıyla Kuzey Amerika pazarında da çalışmalarımız olacak. Ajanslarla da çok yakın çalışıyoruz ama burada belki biraz kayırabiliriz. Creative Shop'ı Facebook tarafındaki, Instagram tarafındaki. Türkiye'ye bakan Londra'daki Creative Shop ekibiyle yakın ilişki halindeyiz. Onun dışında Dubai tarafı, Tel Aviv tarafı ve Varşova'daki Creative Shop ekipleriyle de çok yakın çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Sizden brief istemememizin arkasında yatan sebep, en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Doğrudan oradan gelen bilgi akışıyla beraber aslında bütün ekip sizden gelen videoları daha kafasında böyle yeniden tasarlamaya başlıyor. Onun dışında birçok ajansla da çok yakın bir şekilde çalışıyoruz ve mobil jenerasyon için işte bu deneyimi hazırlamaya çalışıyoruz. Ufak bir sürprizimiz var. hello@9-16.com adresine Webrazzi mail başlığıyla bize mail atan ilk 3 markaya da ufak bir sürpriz yapacağız. Nasıl çalıştığımızı deneyimlemeleri için, deneyimlemeniz için aslında böyle küçük bir jestimiz var. Bu mail adresine bir mail atarsanız ve başlığa Webrazzi'yi de koyarsanız
ilk üç marka için en azından nasıl çalıştığımızı deneyimlemenizi sağlayacak ufak bir sürprizimiz var. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.